namaz üzerinde konuştuk epey. Evet. 44'te de... Mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Odur ki sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmekte, melekleri de size dua etmektedir. O müminlerin çok esirgeyicisidir. Kaç tane okudum hocam? 43 okudum hocam. Odur ki sizi karanlıklardan nura çıkarma için size rahmet etmekte, melekleri de size dua etmektedir. O müminleri çok esirgeyicidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Odur ki sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmek için etmekte, melekleri de o müminleri, melekleri de dua etmektedir. Müminleri de esirgeyicidir. Kim diyor bunu? Odur ki karanlıklardan sizi nuru çıkarmaktadır. Allah kendisi Allah. İşte söylüyordu. Çok güzel. Allah karanlıklardan nuru çıkarıyor. Size rahmet etmekte. Melekleri de dua etmekte. Meleklerin duası nasıl oluyor? İnsanlara hizmet etmesi değil mi hocam? İnsanlara secde etmedi. Bütün melekler insanlara hem Allah'a secde ediyor melekler. Allah'ın vermiş olduğu görevi yerine getirmekle Allah'a secde ediyor. O meleklerin duası da kendilerine kodlanan bilgiyi insanlar yöneldiği zaman onları çözüp meleklerin konuşma dilini çözdüğü zaman da bugün bütün dünyadaki teknolojik gelişmeler ortaya çıkıyor. Hani Hac suresi 75'te Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Pardon. Allah meleklerden de insanlardan da Resuller seçer. Yani her melek yani kendisine kodlanmış olan bilgiyi hiçbir zaman eksiltmeden, fazlalaştırmadan insanlar onu orijinal olarak konuşma dilini çözdüğü zaman işte meleklerin secdesi, duası o oluyor. Melekler başka türlü dua edebilir mi insanlara? Onlar da irade yok, akıl yok. Burada başka türlü anlayan var mı? Anlayamıyorum hocam. Sizi karanlıklardan nura çıkarması, küfürden imana çağırması, getirmesi değil mi hocam? Tabii ki yani insanlar hani yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. Bütün insanlar. İşte bu nefsiniz buna şahit olsun. Ahiret aleminde biz bundan habersizlik dememeniz için böyle yaptık diyor. Allah peygamberleri gönderiyor. Peygamberler ve Allah'ın melekleri ne yöneldiği zaman insanlar karanlıklardan nura çıkarıyor. Yani hakla batılı, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü Kur'an net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ve Müslümanlar da cehalet karanlığından aydınlığa geliyor. Hani melekler ve ruh iner de iner ta fecrin çıkışına kadar ifadesi kullanıyor ya. Yani insanları cehalet karanlığından aydınlığa getiriyor, aydınlığa çıkarıyor. Olay bu. Müminleri çok esirgemesi nasıl oluyor hocam? İşte müminler Allah'ın zaten iki yol var. Birisi Rabbani yol. Birisi de gayri Rabbani yol. Gayri Rabbani yolda yürüyen insanlar cehalet karanlığında sürekli devam ediyor. Hani bu Bakara suresi 259. ayette ne diyordu? Görmedin mi o adamı köhne bir beldeye gelmişti de Allah burasını nasıl diriltecek demişti.
Yani bu adam inkarla hayata başlıyor. Bu adam bir daha yine başka bir ayette ne diyordu? Cibril'e kim düşman ise Allah da onların düşmandır diyordu. Cibril'e düşman olmak ne demek? Allah'ın gönderdiği vahyi bilgileri reddetmek, onu kabul etmemek anlamında kullanıyordu. Yani Cibril... Hocam bu ayeti Said-i Nursi kendi kitapları için kullanıyor. Yani bu ayet risalelere bakan bir delildir. Risalelerin kutsi ve ulvi hakikat olduklarının delillerinden birisi bu ayettir diyerekten. Ayetin için bir nur kelimesi geçiyor ya, tamam artık. Tabii tabii, uzak tüm nur geçen kelime Kur'an'ın vasıflarını ortaya koyan ayetlerin hepsini istisnasız bu benden, benim kitaplarımdan bahseden bir ayettir diyor. Bu bunun delilidir. Risale'yi öven ayetlere delil kapsamındadır diyerek ısrarla söylüyor adam bunu. Açık açık söylüyor. Almanya'dan birisi, pardon, İngiltere'den birisi ilahiyatçı benim kitaplarımı okuyor tabii. Said-i Nursi nasıl görüyorsun dedi bana. Onların şeyhi oluyor tabii o. Ben de dedim ki tabii çok söyledikleri doğru ama Kur'an'a uymayan yerleri çok dedim. Mesela dedi, Allah iki hayat var diyor. Birisi dünya hayatı, birisi ahiret hayatı. Said-i Nursi kaç hayat var diyor dedim ben. Bir dünya hayatı, ikincisi Hızır İlyas hayatı, üçüncüsü İsa hayatı, dördüncüsü kabir hayatı, beşincisi de ahiret hayatı. Bu dedim Allah'a şirk koşmak olmuyor mu? Allah'ın söylediğine muhalefet oluyor mu? Ondan sonra benim de diyaloğu kesti yani. Sadece selam selam o kadar. Her İngiltere'ye geldiğimde gelirler. Ya bunu küsecek ne var artık? Yani. Küsüyor diyorlar ama. Hocam zaten Rayna bizi güt dediklerinden dolayı bir türlü Kur'an'a gelemiyorlar hocam. Kur'an'daki ayeti onun söylediğine ters olunca hemen düşman kesiliyorlar. Çok uzun zaman daha anlayabiliyorlar. Belki 10 sene, 20 sene aradan geçtikten sonra zaman belki düzelen, değişen... Arada da iş işten geçmiş olabiliyor bazen. Bazen iş işten geçmiş olabiliyor. Bazen de ölmeden önce bunu yakalayabilirse de ondan sonra da hayatı düzenlenmeye başlıyor. Kavuşacakları gün onların dirilip temennileri selamdır ve o onlara üstün bir ecir hazırlamıştır. Onlara ona kavuşacakları gün. Burada ona derken kimi kastediyor? Kime kavuşacakları gün? Allah'a kavuşacak. Peki Allah'a kavuşmak nasıl oluyor da? Bak orada her şeyi ayan beyan ortaya çıkacak. Hakla batıl, doğruyla yanlış, iyiyle kötüyü net bir şekilde itilafa düşenler, itilafa düştükleri şeyleri orada net bir şekilde görecekler diyor. Hani ahiret aleminde Allah'a kavuşan insanlar gerçekten Allah'ın gönderdiği vahyi bilgilerin hak olduğunu, Allah'ın söylediklerinin gerçekten doğru olduğunu anlayacaklar ama işten geçmiş olacak. Onlar şöyle diyecekler, Allah'ım biz gördük, iman ettik, teslim olduk. Bizi tekrar dünya hayatına gönder de senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk yapalım diyecekler. Allah da o kadar Resuller geldi ki siz onları reddetmiştiniz. Şimdi dönseniz yine aynı şeye, aynı hataya düşersiniz. Girin cehenneme. Onlar da keşke toprak olsaydı. Yani dünya hayatında inkar ettiği zaman o inkar edenlere eğer Lut kavminin, Nuh kavminin, Semud kavminin, Musa kavminin başına gelenler onların başında gelmiş olsaydı
öyle anlaşılırsa, onlar da kendilerine bir çeki düzen vermezler miydi? İşte Allah dünya hayatında kesinlikle sınav anında müdahale etmediğini, asıl müdahalenin ahiret aleminde olduğunu, ahiret aleminde de herkes yapmış oldukları amellerin karşılığında ya cennet ya cehennem, başka yeri yok. Gidecekler hem de ebedi olarak. İşte ne diyor ayette? Ona kavuşacakları gün onların dirilik temennileri selamdır. Yani Müslüman olanların dirilik temennileri selamdır. Ve o onlara üstün bir ecir hazırlamıştır. Nedir o ecir, üstün ecir? Ebedi cennet. Bundan daha güzel bir ecir, bundan daha güzel bir mükafat, bundan daha güzel bir konaklama yeri olabilir mi? Yani Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket edenler hem ebedi cehennem azabından kurtuluyor hem de bunun karşılığında ebedi cennet mükafatına nail oluyor. Kim bunu istemez ki? İşte bilenler ancak hiçbir bunu... Hiçbir şey hocam. Ancak Allah'a kavuşmada o oluyor işte hocam. Aynen öyle. Yani burada Allah'a kavuşmak derken Allah'ı görmek anlamında mı? Yoksa Allah'a nasıl kavuşulur orada? Ben kanaatime göre ahiret alemine giden insanlar Allah'ı orada görecekler. Çünkü yeni bir yaratılış da yaratacağız diyor. Yani Allah'ı görecek kapasitede yaratacak. Dünya hayatında Allah'ın varlığını yaratmış olduğu evren yasalarıyla, göndermiş olduğu vahiylerle Allah'ın varlığını anlıyordu. Orada da Allah'ı görüp Allah'a kavuşacak ve bizzat her şeyi açık ve net olarak ortaya çıkacak. Vallahi bu. Biraz işte yoruma kaçıyor hocam. Burada şey de olabilir kastedilen. Cennet nimetine kavuşmak, Allah'a kavuşmak, onun nimetlerine nail olmak İşte Allah... diye de yorumlanabilir. Sizin dediğiniz şekilde de yorumlamak mümkün yani. Ama kim istemez yani Allah'ı görebilmek? Baka istenir. Bak bunların örneğini veriyor Kemmen zaten. Kemmen olan birisi yani. Nasıl gerekli olmayan. Hazreti Musa ne diyor? Allah'ım ben seni görmek istiyorum. Allah da diyor ki, göremezsin ey Musa. Görmek istiyorum Allah'ım. O zaman ne diyor Hazreti Musa'ya Allah? Karşı dağa bak. Yani burada karşı dağa bak derken hayvanlara bak, bitkilere bak, insanlara bak, gökteki yıldıza, aya, güneşe bak. Allah'ın gönderdiği vahiy bilgilere bak. Aslında orada Allah kendisini bütün hani Allah evreni, kainatı 6 günde yarattı, arşa istiva etti diyor. Burada ne demek istiyor arşa istiva etmek? Yaratmış olduğu her varlıkta Allah'ın tecellisi var. Allah'ı orada görüyor insanlar. İşte bunları görürken dünya hayatında, ahiret hayatında da Allah bizzat kendisini gösterecek. Zaten denemenin sonucunda Allah'a kavuşmak da bu anlama geldiği kanaatindeyim. Yani bu dünya gözüyle elbette Allah'ı göremiyor, ahiret gözüyle Allah'ı görecekler diye düşünüyorum. Bak mesela orada ahiret alemine girenlere, bak iman eden, salih amel işleyen ve muttaki olan, sürekli Kur'an bunu anlatıyor. Bunlara erkek ve kadın ayrımı yapmadan hepsine ahiret aleminde her istediği nimeti verecek ve onlara eş olarak huriler verecek ifadesiyle. Yani ahiret yaratması olan huriler. Yani burada hep huri kelimesini erkeklere verecek olarak kullanmışlar. Oysa Allah ahiret aleminde kadın ve erkek ayrımı yapmadan eş olarak diğer nimetlerin yanında huriler verecek diyor. Olay bu. Ey peygamber, gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey peygamber, ey nebi resul. Buradaki
ifade peygambere sesleniyor. Peygamber de Allah'tan aldığı vahyi bilgileri insanlara ulaştırıyor. Yani Allah'tan aldığı vahyi bilgileri insanlara ulaştırınca ona iman eden ve onun gönderdiği vahyi bilgilere göre hayatını düzenleyen insanlar ne yapıyor? Onlara şahit oluyor. Yani peygamber ve onunla birlikte olanlar, Müslüman olanları kastediyor. Bir şahit, bir müjde. Ne demek müjde? Yani iman eden ve salih amel isteyenleri Kur'an sürekli peygambere müjde olarak veriyor. İnkar eden ve zulmedenlere de korkutucu ve uyarıcı olarak sürekli anlatıyor. Yani bizzat peygamber onların içlerinde yaşadı ve iman edenlerle beraber onlara şahit oldu. İnkar edenlerin inkarına da şahit oldu. Ama ahiret aleminde artık peygamber ve iman edenler için ebedi bir cennet hazırladık diyor. Bunu müjdeci olarak söylüyor. İnkar eden ve zulmedenlere de ebedi bir cehennem azabı hazırladı. Bu da korkutucu ve uyarıcı oluyor. Ve kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir çerağı olarak gönderdik diyor. Ve kendi izniyle. Ne diyor? Peygamberi şey diyor değil mi hocam burada? Ve kendi izniyle Allah'a çağıran. Burada kendi izniyle ifadesi kullanırken izniyle kelimesi yani Allah hani iman eden ve salih amel işleyenler kelimesini kullanırken dilediğini hidayete getirir, dilediğini saptırır ifadesi. Burada Allah'ın gönderdiği vahyi bilgileri dileyenleri hidayete getiriyor. Vahyi bilgileri inkar edenleri de dilediğini saptırır ifadesi. Allah kimseyi gel kulum seni diliyorum, saptırıyorum, gel kulum seni diliyorum, hidayete getiriyorum değil. Allah iki yolu, iki seçeneği insanlara vermiş. Hani Furkan suresi 77. ayette de ne diyordu? Kulları yani insanları Allah sizin duanız olmamış olsaydı ben size değer verir miydim diyor. Yani dua kelimesi hani meleklerin duasından da bahsetti. Niye onlara değer verdiğini söylemiyor da insanlara değer verdiğini söylüyor. Duasına icabet olay olmamış olsaydı. Yani insanlarda iki türlü seçme yetkisi var. Bunlardan birisi Rabbin yolunda yürüme tercihini kullanma seçeneği. Birisi de Rabbin yolunun dışında kullanma seçeneği. İşte bunlardan hangisini tercih ederse Allah insana değer veriyor. Burada insana değer verme olayı ne oluyor? Biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar, korkuya kapıldılar. Ama insan bu emaneti yüklendi, ne zalimdir, ne cahildir. Burada emanet ve sorumluluk yüklenen varlık sadece insanlar. Ondan dolayı meleklerin de duası var, insanların da duası var. Ama insanların duasına değer verdiğini söylüyor Allah. Çünkü insanlar kendi özgür iradesiyle ya Rabbin yolunu tercih ediyor ya da şeytanın yolunu tercih ediyor. Burada tercih etme ve tercih ettiği yönde Allah yollarını açması da insanların duasına icabet etmiş oluyor. Bunu anlatıyor. Yani şöyle de diyebilir miyiz hocam? İnsan yaratılmışların en mükemmeli, en ileri geleni. Tabii ki yani
evrende iki varlık olduğunu söylüyor Allah. Onun için değerli yani. İnsana değer veriyor Allah. İnsana değer vermesi de ne oluyor? Ona hangi yönde yol tercihini kullanırsa yarattıklarının arasında en değerli, en değerli olduğu için. Ama evet. Şu bir de şöyle var. Yani yeryüzünde yaratılmış olanların en çirkini, en kötüsü insandır diyor. İnkar eden kafirlerdir diyor. Bu neyi ifade ediyor? Ama yaratılmış olanların en kötüsü oysa, yaratılmış olanların Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket edip de en iyisi de Müslüman olanlardır. Rabbin yolunda yürümeyi tercih kullanan müminlerdir. Öyle hocam, ben kastettiğim yani kabiliyet açısından insan yaratılmışların içerisinde en kabiliyetlisi. Ama bu dediğin gibi kabiliyeti küfre de gidebiliyor, imana da gidebiliyor. Böyle bir özelliğe sahip olduğu için zaten üstün oluyor ötekilerde. Tabii ki yani. Diğer yaratılmış. Yani evet. Zaten mesela insanın dışında yaratılmış olan bütün varlıklara Allah melek diyor. Peki İblis de insanın dışında yaratılmış bir melek değil mi? İblis kendine kodlanan bilgiyle hareket ediyor. Onun için ben İblis'in şeyini beğenmedim diyor Allah. Beğenmedim ifadesi kullanırken İblis kendine kodlanan bilginin dışında hareket etme seçeneği, yetkisi, görevi var mı? Yok. Ama onu beğenmiyor. Aslında iblis görevini yapıyor. Allah'a secdesini bu şekilde yapıyor. Ama iblis, insan yaratılışta insana verdiği o Rabbim Allah'tır sözünden caydırmayı teklif sunduğundan dolayı iblisin tekliflerini kabul etmiyor Allah. Hoş görmüyor. Yani bu iblisin teklifleriyle hareket eden insanlar Rabbin yolundan sapıyorlar. Onun için iblisin yolunda yürüyenlere Allah cin diyor, şeytan diyor, kafir diyor. Kabul etmiyor Allah. Hani Allah'ım madem ki beni huzurundan kovdun, senin kullarını önünden, arkasından, sağından, sonundan yaklaşıp onları olmadık kurunturlara düşürüp senin yolundan alıkoyacağım, saptıracağım diyor. Allah da diyor ki, vazifesi o. Vazifesi bu. Yani bu. İşte vazifelendirilmiş. Allah işte ben bunu vazifelendirdim ama biz onu dinlemeyin diyor Allah. İblisi Allah cehennemde yakacak mı? Hayır. Ayette şöyle diyor. Sen ve seninle birlikte olanları ben cezalandıracağım diyor. İblis insana ayrı bir varlık olarak meleklerden ayrı bir kategoride değerlendirilip o insanla birleşip insanla beraber cehennemde sizi cezalandıracağım diyor. İblis ayrı olarak Allah onu insanları yanlış yola yürümeyi teklif sunduğundan dolayı Allah onu cezalandırmıyor. Allah ona cehenneme atmıyor. İnsanla iblis birleşirse şeytan, cin, kafir oluyor. Takva ile insan birleşirse, bunun ikisi de melek, insan Müslüman, Rabbani yolda yürüyen muttaki oluyor. Olay bu. Şimdi hocam bu ayette, 46. ayette kendi izniyle Allah'a çağıran dedi. Peygamber mi oluyor? Peygamber oluyor. Takva mı oluyor? Takvayı mı kastediyor? Yok, kendi izniyle dediği zaman peygamberin tekliflerine cevap veren, duyarlı olan
kendi izniyle ifadesi kullanıyor. Ne diyor ayette? Ve kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir çırağı, yani ışık, yol gösterici. Yani Allah izin vermese, Allah ona bu şekilde Rabbani yolda yürüyen bir konuma onu eriştirmese, o peygamberler insana çera yol gösteren olabilir mi? Yani Allah yolu gösteriyor peygamberle beraber. O peygambere duyarlı olanlara da ona ışık oluyor, ona nur oluyor. Onu hakka, hakikate ulaştıran bir nebi, resul oluyor. Müminlere müjde ver. Gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır. Müminlere müjde ver. Yani mümin aslında iman eden, Müslüman ise imanını fiili hayata götüren anlamında kullanmış. Hani En'am suresi 158. ayette ölmeden önce iman eden ve imanını hayra dönüştüren anlamında kullanmış. Yani bir kişi iman ettim dediği zaman hayra dönüştürür derken o imanını mutlaka ama mutlaka hayra dönüştürmesi lazım Allah'ın kabul görmesi için. Yani bir kişiyi iman ettik demekle Müslüman olamıyor. İşte Müslüman olması için mutlaka imanını hayra dönüştürmesi gerekiyor. Allah'ın dediğine göre. Ne diyor ayette? Müminlere müjde ver. Yani imanını hayra dönüştüren müminlere müjde ver. Gerçekten onlar için Allah tan büyük bir fazl vardır. Yani cennete koymak, cennete gitmek kadar Allah'tan daha güzel ne olabilir insanlara verilen? Evet. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Yani burada Müslüman olanın bir fotoğrafını ortaya koyuyor. Yani ben Müslümanım diyen insanlara Allah'a çağırından daha güzel sözlü kim vardır? Bunlardan en önde gelen peygamberleri ve resulleri kendinize örnek alın, ölçü alın. Sizin için güzel bir örnektir ifadesi kullanıyor. İşte kim peygamberi kendine rehber edinir, onun koyduğu kurallara göre hayatını düzenlerse işte kurtulmuş olan onlardır diyor. Çünkü peygamberler söylem ve eylemlerini vahiyle düzenlerler. Vahiyle çerçevesini yaşarlar. Hani Hac suresi 52. ayette kovulmuş şeytanın bütün peygamberleri musallat ettik ama onların katmalarını kaldırdık. Kendi ayetlerimizi sağlamlaştırdık. Yani o kesinlikle Rabbin yolunun dışında bir yanlışlık yaptığı zaman hemen Allah düzeltir ve doğrusunu yerine koyar ifadesi kullanıyor. Onun için Allah peygamber ve peygamber yolunda yürüyen insanlar sizin için güzel bir örnektir ifadesi kullanıyor. Ne diyor ki onlar münafıklara itaat etme, size eziyetlerini aldırma. Ne demek burada? Yani burada kafirler, münafıklar size ne kadar zulüm yaparsa yapsın, sizi fitneye götürmek için size çaba harcarlar, kesinlikle onlara aldırış etmeyin. Siz Allah'ın yolundan ayrılmadan Allah'a tevekkül edin ve ona boyun eğin ifadesiyle Müslüman olanları kesinlikle Allah'ın yolundan ayrılmaması için
bütün peygamberler de bu görevini yerine getirmiş, öldürmüşler ama Allah'ın yolundan ayrılmamışlar. Her türlü işkenceye, zulüm reva görmüşler ama Allah'ın yolundan ayrılmamışlar. Ya hicret etmişler ya da ölümü tercih etmişler. Kur'an ifadesi bu. Allah'a sığın, kılınak olarak Allah yeter diyor yani. Yani Allah'a sığınmak ne demek istiyor? Yaratılışta verdiği sözden caymadan Allah'ın gönderdiği vahiyler çerçevesi içerisinde söylem ve eylemlerini düzenlemek demektir. Allah'a tevekkül etmek yani sen Allah'ın dediğini yap, sen Allah'ın, Allah'ı sen vekil edin. Onu veli edin. Allah seni elbette sen ne yaparsan Allah onun koruyuculuğunu, onun mutlaka karşılığını vereceğini vaat ediyor. O zaman Allah vaadinde duruyorsa Allah'ın söylediklerine uymaktan daha güzel ne olabilir? İşte, garanti veriyor hocam o konuda. Garanti veriyor. Yani Müslüman kesinlikle Allah'ın söylediği şekilde yaşarsa cennetime koyacağım diyor. Kesinlikle zarar etmezsin diyor, kar edersin diyor. Allah da vaadinden dönmez diyor. Bu sözünü. Bundan daha büyük müjde var mı hocam ya? Evet. Aynen öyle. Ey iman edenler, mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan boşarsanız bu durumda sizin için üzerinize sayacağınız bir iddet yoktur. Artık hem onları yararlandırın, onlara yetecek bir miktar verin ve güzel bir tarzda onları salıverin. Ne demek istiyor burada? Ey iman edenler, mümin kadınlara dokunmadan onları boşarsanız, onların iddet beklemeleri ne gerek yoktur diyor. Ne demek dokunmadan onları boşarsanız? İşte onun beraber olmadan ayrılırsa yani nikahtan sonra ve kadınla beraber olmadan ayrılırsa. Ayrılırsanız onların iddet beklemelerine yani gerek yoktur. Yok diyor. Ne diyordu iddet konusunda Kur'an? Kadınları boşadığınız zaman 3 ay iddet beklesinler ifadesi kullanıyor. Yani başka bir erkekle 3 ay iddet beklesinler ve ondan sonra başka bir erkekle evlensinler ifadesi kullanıyordu. İşte bu gerçekten bunda biz Kur'an okuduğumuz dönemlerde bir tanesi çıktı dedi ki burada iddet bekleme olayı, eskiden teknoloji bu konuda gelişmemişti. Ama şimdi bir kadın da boşandığı zaman onun çocuğu olup olmadığını bir damla idrarla veya kanla hemen anlaşılıyor. Bunun için beklemeye gerek yok diyorlardı. Oysa Amerikalı Yahudi bir profesör bunun incelemesini, araştırmasını yapıyor. Bir kadının 3 ay iddet beklemesi, 1. ayda o erkeğin sperm olayı yaklaşık %30'u, 2. ayda %65-70'i, 3. ayda da %99.99'u bitiyor ve artık bundan sonra evlenebilirsiniz ayetini ilmi bilgilerle çözünce Kur'an'a inandım ben Müslüman oldum deyip çıkıyor. İşte burada aslında 3 ay iddet bekleme sadece çocuk olması var. Zaten ayette ne diyor? Çocuklarını yani eğer çocuğu varsa bunu boşanın yani çocuk doğana kadar bunun iddeti ifadesini Kur'an kullanıyor. Yani burada
İddet beklemeye gerek yok derken, erkekle cinsel ilişki kurmadan boşarsanız bunu ne zamana kadar ona şey yapmaya, yani iddet beklemeye gerek yok, onu hemen boşayabilirsiniz diyor. Yani orada 3 ay iddet bekleme olayı yok. Neden? Çünkü iddet beklemesi için mutlaka cinsel ilgi kurması lazım ki iddet beklesin. Ama cinsel ilgi kurmayınca iddet bekleme gerek yok diyor. Kur'an'ın anlattığına bak. Yani şu günkü anlatılanlarda eğer araştırıp o konuyla ilgili uzmanlaşan insanlar müsbet bilimlere uygun olarak sonuç ortaya çıkıyor. Olay bu. Hocam, bu anlattığınızda doğru da ayet başka bir şey söylüyor gibi geliyor bana. Hayır hayır, başka bir şey değil. Yani burada kadınla... Ya, hocam mantığına ben biraz mantık yürütüyorum yani. Diyorum ben birisiyle evlendim. Bu evlilikte, evlendikten sonra nikah kıyılıyor. Ondan sonra tabii ister istemez bu insani bir olay birleşme. Ama nasıl oluyor yani? Nikah kıyılıyor benim hanımım. Ondan sonra ayrılıyoruz yani. Yani bir şey değil. Yani o zaman önceden bilinmesi lazım. Ben bununla beraber olur muyum, olmaz mıyım? Ya işte binde bir de olsa oluyor öyle bir şey. Efendim? Binde bir de olsa oluyor yani. Hocam burada ya neyin? Anlaşamıyorlar tam dediğin gibi nikah kıyıldıktan sonra. Hocam ayet net olarak anlamaya çalışacağım. Tamam orası şey, birbirimizi kırmadan ayrılın. O kadın diyor ki benim lakabımı ver de gideyim diyor. Ah nasıl ayrılacaksan hadi ayrıl bağlı. Yok orada bak evlenirken kadınla erkek mutlaka kadına bir mehir vermesi lazım. Öyle değil mi? Evet. Ama burada yani kadın eğer boşarsanız kadını, beraberlikte yaşamamışsanız onun için iddet yoktur diyor. Ne demek iddet yoktur ifadesi? Yani iddet bekleme mutlaka evli olan kadınların mutlaka cinsel ilgiyle, ilişkiyle kurarsa onların iddet beklemelerini söylüyor. Cinsel ilişki kurmamışsa iddet beklemez diyor. Kur'an'ın söylediği bu değil mi? Abi şey Eyüp hocam da şunu diyor hocam. Yani birisi diyor hem nikah yapıp hem bir şey edip de ondan sonra kim ayrılmaya kalkar diyor yani. Evlen. Yok, boşarsan bu demek ki bu evlilik zifafa girmeden işte binde bir oldu, elden olsa oluyor yani. Hocam. Binde bir değil, şu anda çok değil mi böyle? Yani bu hayır hocam, onlar gayri meşru, onlar birleşiyorlar. Onlar normal hayat ya, yani bir geceliğine de bir şey, onlar birbirlerine beraber oluyorlar. Biz buradaki Müslüman toplumu şey diyoruz. Şimdi yani o da şey diyecek olursa, bayan benimle evlenir, neyse nafakat biraz önce dediğin şeyi de alır. Ondan sonra ertesi gün ben senden ayrılıyorum der, nafakasını alır gider. Sen ispat, nasıl ispat edeceksin hocam? Benimle, ben bu bayanla beraber olmadım. Oldu der. Erkeğe zaten iddet bekleme yok. Eyüp hocam o kadar sorumlu. Ticari bak bazen hanım böyle erkekleri çatıp gidiyorlarmış ya bayanlar. Ya Allah Müslüman olan bir erkekle Müslüman olan bir kadının nikah akdini anlatıyor Kur'an'da. Senin dediğin var. Olay bu değil mi? Seni yapar hocam. Ondan da her şey beklenir. Ona ne bakıyorsun? Eyüp hocam. Hani bir ayette diyordu ya. İfk olayında. Bir Müslüman bunu yani herkes dedikodu yaymaya başlıyor. Allah da ayet geldikten sonra diyor ki
bir Müslüman bunu yapmaz demeniz gerekmez miydi diyor. Bu altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken köşe taşı gibi bir ayet. Müslüman olanın profilini ortaya koyuyor Kur'an. İşte Müslüman olanlar erkek ve kadın nikahlandığında eğer zifafa girmemişse, yani cinsel ilişki olan bir olay olmamışsa, ona boşanmanızda, iddet beklemesinde bir sıkıntı yok, sakınca yoktur diyor. Beklemeye abi, gerek diyelim, yok. Diyelim ki öyle bir durum oldu hocam. Kadını boşadı adam. Yani beraber olmadan. Ertesi gün gidip bir başkasıyla evlenebilir. Ha, evlenebilir. Bunu anlatıyor. Evet. Neden? Çünkü bak Müslüman bir erkek, Müslüman bir kadını boşandığı zaman 3 ay iddet beklerler diyor. Bu neyi anlatıyor? Bu aslında sosyolojik ve ilmi bir veriyi ortaya koyuyor. Yani onun erkeğin spermiyle kadının yumurtalığının alaka kurarak burada bir olay gerçekleşiyor. Yani bu olması için bunlar Allah neye söylüyor? Yani bugünkü az önce bir Amerikalı Yahudi bir profesörün bu konuyla ilgili ortaya koyduğu verileri erkeğin sperminin bir kadında yaklaşık bir ayda üçte biri çözülüyor, anlaşılıyor. İkinci ayda da üçte ikisi, üçüncü ayda da %99.99'u artık belli oluyor ve o zaman sonuca ulaşılıyor. Onun için 3 ay iddet bekleme olayı öyle laf, gürültü diye bir şey değil. Allah bunu söylediği zaman hak edeni hak olarak anlatıyor Allah. Boşuna anlatmıyor bunları. Ha şimdi hocam burada bir şöyle bir durum oluşuyor. Diyelim ki nikahlandığı sırada erkek kadına mehir verdi. Nikah esnasında veriliyor ya mehir. Evet. Ha, eğer kadın erkeği boşarsa dediğin gibi beraber olmadan bu mehirini olduğu gibi geri vermesi gerekiyor galiba, değil mi hocam? Şimdi kadını erkeğe boşadığı zaman mehir vermeye gerek yok diyor Allah. Yani burada mehir evlenirken tespit edilir. Evet. Ama yine de onu nikahlandığınızdan dolayı yararlandırın diyor Allah. Olay bu değil mi? Ya şimdi yok, şimdi buradaki konu hocam şöyle. Burada evleniyor kadınla erkek, ama erkek mehirini vermiş oluyor, ama erkek beraber olmadan kadını boşuyor. O zaman diyor ki onlara bu mehir konusunda yararlandırın, onları mağdur etmeyecek tarzda şeyler verin, öylece salıverin diyor. Elindeki her şeysini alıp da öyle sırsıbı sokağa salıvermen diyor yani. Yani olay şu değil mi? Bir kadınla evlendiğinizde, yani nikah yaptığınızda eğer boşarsanız onu, nikah zaten icap kabul demektir. Evlilik aktının sözleşmesi demektir. Eğer cinsel ilgi kurmamıştan onu boşarsanız, o zaman kadına ücret vermenize gerek yok diyor. Ama siz gene de onun hakkını koruyun. O nikah olayı olduğundan dolayı ona bir bedel ödeyin isterseniz diyorum. İşte ondan, orasını ben anlayamıyorum yani. Ben mantıken ben bir şey ödemem hocam. Benimle evleniyor, nikahlanıyoruz. Ondan sonra diyor ki Allah'a ısmarladık diyor veya ben gidiyorum diyor. Ben yok şimdi ya... Eyüp hocam burada şey olan bir nokta var. Buradaki ayetin söylediği erkek kadını boşarsın.
kadın tamam. erkeğe boşarsa zaten bak evlenseler bile, beraber olsalar bile, yıllar geçmiş olsa bile aslında kadın erkeği boşayacak olursa aldığı mehir geri vermek zorunda. Yani. Bu Mümtehine Suresi. Değil mi hocam? Bunu alır bilmem ne kadar malı, ondan sonra adamın kıçını vur tekme, ondan sonra evi al, damı al. Yani olmaz öyle yani. Bu ayeti isterseniz yarın geniş geniş konuşalım inşallah, detaylarına kadar. Olur, zaman da geldi. Olur hocam. İnşallah ben de yollardan katılabilirim. Gittiğim yerlerde internetim olacak inşallah. İnşallah. Yola mı çıkıyorsun Eyüp hocam? Hocam bu gece yatayım, şimdi çıkayım dedim, daha evdeyim yani. Uyuyamadım. Hanım da diyor sabaha doğru. Şimdi dedim Almanya'ya çıkayım diyorum. Şöyle 5-6 saatlik bir yolumuz var. Çekay, Şevastopya. Daha evden çıkamadım. Bakalım da işte gece veya arabayı doldurduk. Şey, bavullar neydi? Araba hazır yani. Biz hazır değiliz. İnşallah hocam. Onun için inşallah. Geçtiğim ülkelerde ne bileyim hep belki Romanya'dan, Bulgaristan gideceğim. Oralarda da internet var. Sadece Sırbistan'da yok yani. Oraya da herhalde buradan gitmeyeceğim büyük bir ihtimalle. Artık yolda karar vereceğim Macaristan'da. Oldu. Selamun aleyküm. Biz de biraz... Hayırlı yolculuklar diyelim. Hayırlı yolculuk hocam. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.